birçok akort sistemi kullanılmaktadır. Bu akort sistemlerine geleneksel yapı içerisinde düzen de denilmektedir. Bağlamada kullanılan akort sistemleri bağlamanın yöresellik özelliğinden dolayı yörelere göre değişiklik göstermektedir. Bağlamada en çok kullanılan akort sistemleri ya da düzenlerinden bazıları bağlama düzeni, bozuk ya da kara düzen, misket düzeni, müstezat düzeni gibi düzenlerdir. Bunların dışında pek çok değişik mahalli düzenlerde bulunmaktadır. Bu eğitimde sizlerle bağlama düzeni üzerinden çalışmalar yapacağız. Daha sonra sizler edindiğiniz temel bağlama eğitimi kazanımları sayesinde orta ve ileri seviyede bu düzenlerde de bağlama icrası yapabilirsiniz. Bağlamada bağlama düzeni olarak adlandırılan bu akort sistemini bağlamaya uygularken alt, orta ve üst tel grupları düzenin kurallarına uygun olarak yapıldığında şemadaki gibi olmalıdır. Tel grupları kendi içerisinde doğru bir şekilde ayarlanarak çalıma hazır hale getirilmelidir. Bağlama düzen akort sisteminde birinci tel olan alt tel grubu boşta çalındığında R sesi, ikinci tel grubu olan orta tel boşta çalındığında sol sesi, üçüncü tel grubu olan üst tel grubu da boşta çalındığında La sesi olarak adlandırılır. Şimdi hep birlikte bağlamamızı akortlayalım. Akordumuzu yaparken akıllı telefonlardaki akort uygulamalarını kullanabiliriz. Akort yapmanın farklı yolları vardır. Gerek akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlardaki tuner uygulamalarıyla, gerekse müzik mağazalarında satılan akort aletleriyle ya da ileri seviyeye gelip sesleri tanıdığınızda kulaktan akordunuzu yapabilirsiniz. Fakat çalgıyı yeni öğrenenler için ilk etapta en garantili yöntem bir bilene yaptırmaktır. Akort aleti ve uygulamalarının hepsinde ortak özellikler vardır. Hepsinin üzerinde ibre, ışık ve harfler bulunur. Akort aleti veya uygulamasıyla akort yaparken cihazınızın üzerindeki ibre istenilen sese gelene kadar akort burguları gevşetilir ya da sıkılır. Doğru sese geldiğimizi yanan yeşil ışıktan da anlayabiliriz. Cihazın üzerinde bulunan harfler notaların İngilizce karşılıklarıdır. Bazı akort uygulamalarında notanın ismi Türkçe olarak da görülebilmektedir. Genelde akort aletlerinde Do notası C, R notası D, Mi notası E, Fa notası F, Sol notası G, La notası A, Si notası ise B olarak İngilizce harf karşılıkları ile gösterilmektedir. Şimdi bu seslere göre bağlama düzeninde akordumuzun nasıl yapıldığını uygulamalı olarak anlatalım. Duyduğumuz gibi akordumuz bozuk. Bağlama, bağlamanın yapısına veya sesimize göre çeşitli seslere göre akortlanabilir. Biz derslerimizde kullanacağımız bağlama düzenine göre alt telimizi R, orta telimizi Sol, üst telimizi ise La sesine göre akort edeceğiz. Şimdi alt gruptaki ilk telimizi R sesine, yani İngilizce harf sembolü olan D sesine akort ediyoruz. Alt gruptaki ikinci telimizi de R sesine göre akord ediyoruz. Alt gruptaki üçüncü telimizi de R sesine göre akord ediyoruz. Orta tel grubuna geçtiğimizde ikinci gruptaki ilk telimizi sol sesine akord ediyoruz. Gruptaki ikinci telimizi de sol sesine akord ediyoruz. Üçüncü grupta ise ilk telimizi La sesine akord ediyoruz. Bu
gruptaki diğer telimizi de la sesli akord ediyoruz. Duyduğunuz üzere akordumuz tamamlandı. Türk müziği nota sisteminde bağlama akordumuz frekans olarak hangi sese çekilirse çekilsin nota yazısında her zaman için bağlama düzeninde birinci telimiz re, ikinci telimiz sol, üçüncü telimiz ise la'dır.